Ben zaten hani bir tanım yapmıştım, polemik olduğunu ifade etmiştim açıkçası. Kayyum açıklamasının polemik yaratmak amaçlı olduğunu daha önceden söylediğini hatırlatan İmamoğlu, Bakan Soylu'ya devlet adamlığı hatırlatmasında bulundu. Gerektiren bir pozisyon çünkü sizi milyonlarca insan dinliyor, etkileniyor, hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içerisinde söylenen her cümle aslında bizi ilgilendiriyor, iyi ya da kötü. Siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya, insanları oturduğu yerden koltuğunu kullanarak kirletmeden süreç yönetimine ihtiyacı var. İmamoğlu Diyarbakır ziyaretine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti hukukunun, adalet sisteminin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak seçime girmesinde hiçbir sorun yoktur dediği ve seçilen kişiyi ziyaret ettim. Artı ben bu Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hangi metrekaresinde kim yaşıyorsa ben ona Atatürk posteri de hediye ederim, Türk bayrağı da hediye ederim, milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim. Hediye edemeyen utansın. Siyaset mecrası olarak gidip orada farklı dil kullanıp oy isteyenler utansın. Benim öyle bir dilim yok ki. Ben burada nasıl konuşuyorsam Diyarbakır'da da aynı konuşuyorum. Çünkü herkes benim vatandaşım. 82 milyon insan benim yurdunu seven vatandaşım. Devlet büyükleri devletinde yaşayan milletine öyle bakmazsa hiçbir sorunu çözemez. Biz Türkiye'deki hukuka uygun her kurulun, demokrasinin her parametresinde bulunan siyasi partilerin, kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız ki terör örgütleri bu ülkede hakim olmasınlar. İmamoğlu Belediye'nin ihtiyaç fazlası araçlarının sergilendiği Yeni Kapı'ya gidecek misiniz sorusuna, benim araçlarla fotoğraf çektirmek gibi bir durumum olamaz. Orada arkadaşlar ve raporlarını da basınla paylaşacaklar. Ben utanıyorum. Oraya gidip arabamı mı göstereceğim şeklinde yanıt verdi. Yeni Kapı'ya gidecek misiniz? Yani Yeni Kapı'ya gidiyorum. Yarın ya da öbür gün yine toplantım var. Yine gideceğim ama yani... Araçlarla bir fotoğraf çektirecek mi? Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım bu şehrin israfını engellemek. Bu şehrin tasarruf gücünü arttırmak. Orada araçlar var. Arkadaşlarım teknik raporlarını basınla paylaşacaklar. Benim oraya gidip arabalar niye? Ben utanıyorum, onları mı göstereceğim? Utanıyorum yani. O kadar hizmet fazlası aracın bu kurumda varlığının anlamı neydi? Niye bazı kurum kuruluşlara, kişilere, hatta bazı ailelere niye araç tahsis edilsin? O bakımdan açıklayacaklar. Niye araçların uydu takip sistemi belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Niye bunlar yapılıyor? Yapılmamalı. Memleketin malı, yani bu şehrin 16 milyon insanının malına biz gözümüz gibi bakacağız. Bu park niye hizmete açılmamış 3 yıldır? Niye? Yani ne olabilir? Yani ben şu an kendimi üzgün hissettim. Onun için 1,5 ayda arkadaşlarım burada, çalışma arkadaşlarım diyor. Ben demiyorum yani. 29 Ekim'i yetiştirelim. O derdi diyor. Bak çalışanlar derdi diyor. Ama yönetenler dert etmemiş. Şimdi böyle bir nimeti 16 milyon insanla ben niye paylaşmayacağım? Benim işim bu. Benim işim iş üretmek. Çok üretilecek iş var İstanbul'da. Çok korunacak alan var. Çok kurtarılacak, israftan kurtarılacak bu şehrin nimetleri var, gelirleri var. Ve bu şehir gerçekten güzel şeylere aday, çok güzel şeylere aday. O her şey çok güzel olacak felsefesi çok değerli. Sabah uyandığında 16 milyon hemşerim, sabah kalktığında aynaya baktığında her şey çok güzel olacak desin her sabah. Niye? Daha iyisini hedeflesin. Ben öyle yapıyorum. Her sabah kalktığımda her şey çok güzel olacak deyip önüme bakıyorum. Güzel şeyler yapmak için de çalışıyoruz. İstanbul'un da buna uygun çok nimetleri var. 16 milyon insanla paylaşacağım bütün bunları. Var mı başka sorunuz? Bazı daha önceki dönemde bazı belediye çalışanlarının kendi araçlarını belediyeye kiraladığına yönelik bazı iddialar var. Bu iddiaların gerçekliği var mı? Bana ulaşmış bir tespit yok. Yani belediyenin öyle bir
ortamı da olamaz. Yani çünkü belediye bunları ihaleyle alıyor. İhale yapılıyor. İhaleyi alan şirket belli. Şahıslardan belediye araç kiralayamaz. Onun yani kaynağı nedir bilemiyorum. Ama bana ulaşmış öyle bir ihbar yok. Peki söz konusu şirketle bağlantıya geçildi mi? Gelip oradan mı alacaklar araçları? Tabii tabii oradan. Oradan. Davet edilir. Yarından itibaren başlanır. Bugün bile başlanabilir. Yarından itibaren tutanaklı. Ben zaten söyledim. Derhal hemen. En hızlı şekilde alsınlar arabalarını. Çekecek parkları var mıdır bilmiyorum. Yakıt masrafları önünüze geldi mi? Çünkü gündeme gelen tabii, tabii, bazı meblalar tabii. Da zaten var. Bir kilometre için binlerce liralar konuşuluyor. Yani onu da takip ediyoruz, soruşturuyoruz. O özel bu durum ama onun dışında bu araçların elbette ki yakıt sistemi de var. Zaten bir israfı açıklarken tümüyle açıklanacak. Hem araç kira bedeli hem de onun yıllık yakıt bedeli şeklinde açıklanacak. Çünkü bütün bu araçlar anlaşmalı, belediyemizin anlaşmalı istasyonlardan yakıt alma hakkı var. Böyle de bir acı durum var. Tümüyle bunların hepsi sorgulanacak. Ama dediğim gibi israfın bedeli bütüncül olarak sizinle paylaşılacak arkadaşlarımca. Çok teşekkürler.